Herkese merhaba. Yeni proje aracımızla tekrar karşınızdayız. Kayseri'den bizlere konuk oldu. Ford Ranger F-150 dönüşüm olacak. Aracı komple baştan sona soyacağız. İlk önce araçta bir sürü sıkıntılar mevcut. Montajlarla alakalı bunlar sökülecek. Tekrardan F-150 dönüşüm yapılıp sizlere sunacağız. Gelin birlikte garajda neler yapıyoruz, hep birlikte görelim. Kaputun içerisinde oluşabilecek her türlü paslanmalarla alakalı F-body kitlerinin montajını yaparken özel bir paslanma önleyici, uzun yıllar gidecek bir sprey kullanıyoruz. Bu sayede yaptığımız her araç uzun yıllar sıkıntısız, passız bir şekilde sizlere hizmet verebilmektedir. Aracın söküm işlemleri başladı. Size kısaca hataları artık göstermek istiyoruz. Çünkü bu tarz montajlar aracınıza zararlar veriyor. Uzun zaman sonra zaten araçlar bizlere ya da bu işi bilen firmalara gittiğinde çok fazla sıkıntı çekiyoruz. Aracınızı doğru yaptığını anlatıyor yapan arkadaşlar, fakat böyle montajların olmaması gerektiğini siz son kullanıcıların da bilmesi gerekiyor. Şu gördüğünüz bir soket sistemi yapmışlar, fakat bildiğiniz hani oyuncak arabalarda kullanılan düz soketler su geçiriyor ve ledlerden bir tanesi falan gitmiş. Panjuru tampona vidalamışlar. Panel artık delinmiş, vinç montajı yaparken akıllı vida atmışlar. Zaten vidalar paslanmış, üstten bir boya vurulmuş. Sürekli söylediğimiz bir iş var herkese. Yükseltme yapmışlar lastiği sokabilmek için. Davlumbaz akıllı vidayla tutturmuşlar. Çamurluklarınızı da kesmiş. Görüyorsunuz çamurluğun içi pislik dolu ve çok fazla pas mevcut. Aynı şekilde tampon da kesilmiş. Tampon yine plastik parça, bir şey demiyorum ama bir metal kesmişsiniz, bir boya sürülmemiş, pas yapmış, her tarafı vurulmuş, dövülmüş. Böyle bir işçilik olmaması gerekiyor. Bu konuda herkese uyarmak istiyoruz. Bir Ford Ranger F-150 projemizin daha sonuna geldik. Bizi tercih eden Kayseri'den Tahir Bey'e teşekkür ediyoruz. Aracı yaptığımız ince detayları kısaca göstermek istiyoruz. Bu sefer farklı bir tamponla boya işçiliği yapıldı. Bildiğiniz üzere panjurla podyumun arasını zaten orijinal plastikle kapatıyoruz. Bunu buraya göre ayarlıyoruz. Bitişiklik ayarı eşit seviyede iki tarafında. Depo kapağına gelindiğinde ortası kapalı orijinal plastikle. Arka tarafa gelindiğinde arka tamponu orijinalini tercih etti müşterimiz. Arkaya Ford yazılı bagaj kapağı ve siyah detayla birlikte çalıştık. Araçta evvel yükseltmesi yapılıyor. Jant ve lastik konusunda lastikleri, daha evvelki lastikleri, jantları da yeni Ford'un jantını tercih ettik. 20 inç ya da çok büyük bir jant kullanmıyoruz. Sebebi çok fazla çamur ve taş attığı için araca zarar vermekte. Aynı zamanda konfor bakımından çok konforsuz bir kullanım sergilemekte. O yüzden bu jant ve lastik kombinasyonunu kullanmaktayız.